Londra zirvesinde yaptığınız konuşma çok etkileyiciydi. Teşekkür ederim. Çok isabetli saptamalardı. %100 katılıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Aa, geldiler sonunda. İzninizle. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. İyi akşamlar. Yine şahanesiniz bu akşam. Gözlerimi sizden alamayacağım. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geciktik biraz. Kusura bakmayın. Rica ederim. Şeref verdiniz. Buyurun. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Dostlarımla birlikteyim. Güzellikler etrafımda ondandır. Bihterler geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba canım. Adnancığım geç kaldınız, merak ettim. Evde önemli bir olayı kutladık da geç çıktık. Hayrola? Hayır. Alana sen söylemek istersin herhalde. İnanamıyorum. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. İyi akşamlar. Merhaba. Çok sevindim. Tebrik ederim. Canım. Behlül Nihal'e evlenme teklif etti. Aa, çok sevindim. Tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Adnancığım ne mutlu. İkisinin birden mürvetini görüyoruz. Ah. İzninizle. Rica ederiz, ne demek? Davetiniz bizim için çok mutlu, büyük bir olaya sahne oluyor bu akşam. Behlül'le Nihal nişanlandılar. Ya öyle mi? O zaman hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi de tebrik ederim Adnan Bey. Teşekkür ederim. Nihal nerede kaldın? Patladım sıkıntıdan. Geliyorum dur. İzninizle sana bir şey göstereceğim. Gençlik işte. Rüya gibi değil mi? Ne güzel. Şimdi yılın düğününe hazırlanacağız hepimiz. Nişanlandık bak. Ne oldu? Pelin öğrendi. İnanmıyorum. Sus ya. Hilmi Bey o eve çok ümit bağlamıştı. Bir şey çıkacak oradan diyordu. Elimiz boş döndük diye bütün hırsını benden aldı. Sebepli sebepsiz fırça yedim durdum ya. Dur bakalım. O eve hemen silip atma. Çıkacak oradan bak bir şey. Bu eski şoförün durumu ne alemde? Dönecek mi eve? Şimdilik zor görünüyor bakalım. Ne kadar geç gelirse o kadar iyi. Hatta hiç gelmese çok daha iyi. Tabii. Keyfin kaçacak değil mi? Rahatsın tabii. Oh! Yan gelip yatıyorsun. Eskisi gibi haber verdiğin de yok. Olanı söylüyoruz oğlum. İyi misin? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Arsen Hanım, Adnan Bey, sizinle tanıştırmak istediğim yabancı konuklarım var. Gidelim. Memnuniyetle. İzninizle hanımefendi. Hemen geliyorum canım, bir saniye. Düğün ne zaman? Bilmem. Ya Şubat'ta olmasın lütfen. Ben İtalya'da olacağım Şubat'ta. Sen bize gezi takvimini bildir. Biz de ona göre yapalım programımızı. Nihal nişanlım benimle dalga geçiyor. Aa, gelin annemleri siz söyleyin haberi. Aa. Düğün salonuna çevirmeye gerek yok burayı şimdi. Herkesi tek tek dolaşmayalım. Tamam sen gelme biz gideriz. Gel Nihal. Hadi. Demek Beşir'i böyle ikna ettim. Onu susturmak için ödediğim bedel buymuş. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Büyük fedakarlık. Benim evliliğimi kurtarmak için kendini feda ediyorsun. Tam senin gibi cesur, sözünün eri birinden beklenecek bir davranış. Burası ne yeri ne de zamanı. Kes lütfen. Niye? Sana ne kadar minnettar olduğumu söylüyorum. Beni bu kadar çok düşündüğünü bilmiyordum. Beni düşündüğün için hayatını mahvediyorsun. Sadece beni. Çok sevindim. Çok mutlu olursunuz inşallah. Teşekkürler. Darısı başıma. Ne zaman büyüdü bunlar Coşku? İzninizle görüşürüz, gelirim yine. Tamam canım. Sakın çok ağır bir bedel ödüyorsun diye üzülme. Nihal'le birlikte sahip olacaklarını da düşün. Nihal merhaba. Aa merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ne diyorsun sen? Doğruya ne diyorum? Tabii düşünmüşsündür. Adnan Ziyagil'in damadı olarak sahip olacakların, yeğeni olarak sahip olacaklarından çok fazla. Görüşürüz. Hoşça kal canım. Görüşürüz. Gerçekten buna değer. Ay nasıl şaşırdılar. Nihal çıkalım mı? Burası bastı beni. Daraldım. Olur. Babama söyleyeyim. Yazık. Acıyorum sana. Bihter. Yeter. Nasıl debeleniyorsun? Öyle zavallı bir durumdasın ki. Öyle zavallısın ki. Ben Adnan'ı seviyorum hiç değilse. Sen Nihal'i sevmiyorsun. Yazık sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.